Selamlar arkadaşlar, derse hoş geldiniz. Bugün diş anatomisi ve morfolojisi dersi giriş yapacağız. Bu bir oynatma listesi serisidir. Devamı gelecek, hani giriş, sonra diş anatomisi ve morfolojisi dersi 10 bölüme ayrılıyor. 10 bölümü inceleyeceğiz. Belki bir videoda 3-4 bölüm olacak, belki 2 olacak. Konunun derinliğine göre değişecek. Bu videoda yapacağımız çalışmaları göstereceğim size. Bir temel böyle kabaca bir video olacak. Kabaca anlatacağım bu dersi. Şimdi arkadaşlar, diş anatomisi ve morfolojisi dersi nasıl oluyor? Başta genel olarak terimleri öğrenirsiniz. Ondan sonra genel olarak dişleri görürsünüz. Dişlerin yüzeylerini, terimleri, anatomik terimleri vesaire gördükten sonra teker teker dişlere geçersiniz. Her dişi teker teker ayrıntılı bir şekilde incelersiniz. Ardından prekliniğe inip onları sabundan ya da mumdan, hocanız hangi malzemeyi kullanıyorsa ondan yaparsınız. Pratiği de böyledir. Ama ilk önce temel olarak bir göreceğiz bu dersi. Ondan sonra teker teker dişleri göreceğiz. Ondan sonra ise sabundan diş yapımlarına geçeceğiz. Bunların hepsi oynatma listesi şeklinde olacak. Tüm videolar gelecek. Dilerseniz başlayalım. Şimdi ben burada size diş anatomisi ve morfolojisi dersinde maddeler okuyacağım. Bu maddeler bu videodan sonraki videolarda neler öğreneceğimizi anlatacak, söyleyecek. Normal ve süt dişlerinin, herhangi bir dişin yerinin altta mı, üstte mi, sağda mı, solda mı, tipini, sınıfını tanımlayacak, tanımlayabileceksiniz. Sonra biz herhangi bir dişi tarif ederken, diş hekimleri herhangi bir dişi tarif ederken bu dişlerin numaralarını söyleyecek. Bu numaraları da 3 adet sistem var. Amerikalıların yaptığı bir sistem, İngilizlerin yaptığı sistem, bir de FDI diye bir sistem. Bu sistemlerle söyleyebileceksiniz. Sonra dişlerin yapısını, bir dişin işte mine, dentin, pulpa, bunun periodontium yani destek dokularını öğreneceksiniz. Dişlerin mineral yapısını, mineral içeriğini, dokularını, lokasyonunu öğreneceksiniz. Anatomik kronla kredik kronun farkını öğreneceksiniz. Bu dişlerin, herhangi bir dişin yüzeyleri oluyor mesela. Diyelim ki burası fasial yüzü, burası lingual yüzü. Ya da mesela şurası palatinal yüzü, bukkal yüzü vesaire vesaire öğreneceksiniz. Korkmanıza gerek yok. Basit bir ders. Az bir şey çalışmayla hepsini öğrenebileceksiniz, ezberleyebileceksiniz arkadaşlar. Sakın asla korkmuyoruz. Şimdi dişin kronunu, kronu neresiydi yani? Şu üst kısmı krondur. Üst kısmı dedim. Görünen yüzü krondur. Görünmeyen yüzü içeride damakta olan kısmı da köktür. Bunları üçe böleceğiz böyle. Onları öğreneceksiniz. Bir dişin özgün boyutlarını belirlemede kullanılan terimleri tanır. Bunları öğreneceksiniz. İşte dişlerde kenarlar oluyor, çöküntüler oluyor, fossalar oluyor. Bunları isim olarak terimlerini öğreneceksiniz. Bir dişin kökünün bölümlerini öğreneceksiniz. Dişler arasında kapanışta, klas 1 kapanışa göre dişler arasındaki ideal ilişkiyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Hani böyle mi kapanıyor, böyle mi kapanıyor, sonra arkadaki dişler böyle mi, böyle mi, iç bükey mi, dış bükey mi, bunları öğreneceksiniz. Yani ayrıntıya giriyorsunuz. Hani diş hekimi ne yapıyor diyorlar ya mesela. Bir sürü şey var aslında, hani ince ince ayrıntılı bir şekilde görüyorsunuz her şeyini. Gelişimsel olukların sayısını ayırt eder. Bu loblardan kaynaklanan bir dişin anatomik normallarını tanır. Dedi. Tabi anlamadınız. İleride hepsini anlayacaksınız arkadaşlar. Ve açıklama yapmış. Benim yaptığım gibi açıklama. Mesela diyelim ki ideal sınıf oklüzyonda üst birinci moların mezyobükkal tüberkülü alt birinci moların mezyobükkal fossasına girer dediğinde neyin kast edildiğini anlayabiliyor musunuz? Anlayacaksınız. Bu videolardan sonra giriş bölümü bu kadardı. Diş anatomisi morfolojisi dersi 1'e geçerek devam edebilirsiniz. Görüşürüz.